Get in. Affedersiniz. İçeride eşyalarım vardı. İsterseniz dersten sonra gelin. Şimdi alın Bay Keating. Baylar, giriş bölümünün 21. sayfasını açın. Bay Cameron, lütfen J. Evans Pritchard'ın Şiiri Anlamak adlı yazısını bize okuyun. O sayfa yırtıldı efendim. Öyleyse başkasının kitabından oku. Hepimizinki yırtıldı efendim. Ne demek hepimizinki yırtıldı? Şey efendim, biz... Önemli değil. Okuyun. Şiiri Anlamak, yazan Profesör Doktor J. Evans Pritchard. Bir şiiri tam anlamıyla kavrayabilmek için hece ölçüsü ve sözcük zenginliğinin ne olduğunu bilmeliyiz. Sonra sorulacak iki soru vardır. 1. Konu sanatsal biçimde anlatılabilmiş midir? 2. İşlenen konu ne kadar önemlidir? Birinci soru şiirin mükemmelliğini, ikinci soru ise önemini gösterecektir. Bu soruların cevabı bulunduktan sonra şiirin değerinin ne olduğunu görmek mümkün olabilir. Bunu grafikle gösterirsek, yatay çizgi şiirin mükemmellik... Bay Keating, bize zorla imzalatma. Doğru söylüyorum, bana inanın bir. İnanıyorum, sus. Bay Keating, gidin. Bu onun suçu değildi. Oturun yerinize Bay Anderson. Eğer sizden ya da bir başkasından tek kelime gelirse okuldan atılırsınız. Gidin Bay Keating. Size gidin dedim Bay Keating. Albayım, sevgili albayım. Yerinize oturun Bay Anderson. Galiba duymadınız. Oturun dedim. İnin aşağı. Sizi son kez uyarıyorum Bay Anderson. Bu ne küstahlık? Beni duymadınız mı? Albayım, sevgili albayım. Bay Oversteed, sizi uyarıyorum. İnin aşağı. Yerinize oturun. Oturun diyorum. Hepiniz, hepiniz yerinize oturun. İnin aşağı, inin. Siz de gidin Bay Keating. Gidin, durmayın. Hepiniz aşağı inin. Yerlerinize oturun. Beni duymuyor musunuz? İnin aşağı. Sağ olun çocuklar.